Değerli izleyenler Aydın Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız hızlı bir şekilde devam ediyor efendim. Tuğra Tarım sponsorluğunda bu seferki stand ziyaretimizi Ünal'lar Hidrolik, Ünal'lar Kepçe ve yanımızda Sayın Yiğit Ünal var. Yiğit Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Teşekkür ederiz Adil Bey. Sizler de hoş geldiniz Aydın'ımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Aydın'da olmak sizlerle olmak büyük keyif. Ünal'lar Hidrolik'i tanıyalım. Kaç yıldır sektörde kepçe imalatı ve iş makinesi imalatı yapıyorsunuz? 1976 yılından itibaren traktör üzeri ekipman imalatını Aydın ve Ege bölgesi odaklı çalışmalarımızla devam ediyoruz. Dededen toruna gelen bir üçüncü kuşağın şu an iş başında olduğu bir dönem süreç yaşıyoruz. Geçtiğimiz senelerde pandemi süreciyle fuarların olmaması sebebiyle bu yıl bir yoğunluğumuz söz konusu. Bizde yeni ekipmanlarımız var, yeni ARGE projelerimiz var. Onlarla katılım sağladık. Şu anda nasibimizi bekliyoruz fuarın ilk gününde. Evet birçok ataşmanın da imalatı var siz herhalde. Hangi ataşmanlar var? Traktör üzeri ekipmanda ve forklift üzeri ekipmanlarda ön yükleyici, ters yükleyici, Bekok kazıcı ve iş makinesi aparatları olan tomruk yükleme ataşmanı, forklift ataşmanı, balyet ataşmanı ve şişe ataşmanı olarak ataşman seçeneklerimiz mevcut. Traktör üzerine ee, bu ataşmanların yapmamızın yanı sıra Fortif üzerine de zeytin kasalarını devirme aparatı. Yani zeytincilerin yani tesislerin kullandığı günümüzde çok revaçta olan bir aparat bu. Zeytin kasası devirme aparatı. Ee, şu anda onun da yoğunluğu ve sezon dolayısıyla yoğunluğu söz konusu. Bu aparatların imalatlarını yapıyoruz. Aydın Astım Organize Sanayi Bölgesi'nde e, imalatlarımız devam etmektedir. Ön yükleyicilerde geliştirdiğimiz sistemler var söküp takmada vesairede ve kullandığımız ürün portföyünde, ürün seçiminde malzeme analizi ve daha mühendislik, mühendisliğe dayanan üretim şekline dönüş yapma aşamasında 3-4 yıldır zaten çalışmamız vardı. Daha önceki fuarlarımızdan daha çeşitli ürünlerle, daha bol ve daha göze hitap eden ürünlerle katılım sağladık. Ve şu an için fuarın ilk gününde güzel geri dönüş aldık ve ilk satışımızı da yapmış bulunmaktayız. Ee, teşekkür ederim. Ee, Yiğit Bey bu ataçmanların e, sökülüp takılması kolay mı? E, kullanıcı bunu oturduğu yerden mi yapıyor yoksa 3-5 dakika bir uğraş gerektiriyor mu? Şöyle diyeyim e, biz bu sökülüp takılmayla alakalı zaten önceki süreçlerde direkt sabit kova sabit baba olarak üretim yapıyorduk ön yükleyicilerde sonraki aşamada e, Ataşman seçeneği isteniyor hayvan besanesinde örnek veriyorum e, şişi samanını şiş aparatıyla almak istiyor e, tüketici bunun yanı sıra e, sılaj rulolarımız var 900 kiloluk 500 kiloluk bunları almak için e, yine rulo balya ataşmanları var sürekli olarak Ataşmanları değiştirmeleri gerekiyor basit sökme takma ataşmanı ile iki pimi elinizle söküp anında boşaltma seviyesinde ataşmanı çıkartıp diğer ataşmanı bağlayabiliyorsunuz. Ya bu süreç 30 saniye gibi bir süreç. Yani böyle olduğu takdirde de 3-4 makinenin yapacağı işi tek bir makineyle yapabilir şekilde işlev gördürüyoruz. İşlevselliğimiz artıyor durum bu şekilde evet, Adem. Evet, kullanıcı da e, rahat ediyor aslında. Kesinlikle. Her şey kullanıcının e, oturduğu yerden koordinetmesiyle. Çünkü işçilik giderleri, daha doğrusu işçilik giderleri derken işi de bulunamıyor diye insanlar şikayet ediyor. Bu ekipmanlara insanlar daha çok yöneliyor bu vesileyle. Zeytin kasası devirme aparatında özellikle eee önüne bağlanan bu ataşman geçtiğimiz senelerde Bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce herkes çuvallarla zeytinleri bir e, holün içine boşaltarak işi gördürüyorlardı. Şimdi bakslar var. Gördüğünüz bakslar sayesinde e, bütün zeytinleri çuval yerine bu şekilde istifleyip devamında e, boşaltma zaten yüksek e, her iki yöne 360 derece dönme özelliğine sahip aparatlarımızla e, hazneye boşaltıp o şekilde işlev gördürüyorlar. Şu anda zaten tesislerimiz 3-4 kişiyi çalıştırmakta. Yani e, şu an iş gücünde 3-4 kişilik bir kazanım sağladığını bize dile getiriyorlar. Aynı şekilde şu an yeni ürettiğimiz yani geçtiğimiz senelerde üretip ARGE'sinde e, geliştirdiğimiz Beko kazıcımız var portatif. Bunu iş makineleri bugün e, döviz ve e, şu anda maliyetlerin çok yükselmesi devamında iş makinesi alımı zorlaştı. Biz şu anda traktörün arkasına bağlanabilen, yan kol ve orta kola bağlanabilen, normal toprak işleme aletinin bağlanabildiği gibi kuyruk mili tahrikli, yağ tanklı e, beko kazıcılar çıkardık. Bu da çok revaçta. Ve bunların ucuna da şu anda taş tutucu özellikli e, ve taş ve tomruk yükleyebilecek tutucu hazne koyduk. E, aparat koyduk. Bunun sayesinde e, şu anda bir iş makinesinin o onda biri fiyatına mal olabilecek bir ürünü şu anda çiftçilerimizle buluşturduk ve bunun da şu anda çok fazla yoğunluğu var, rehaveti var. Ve biz de nasibimizi bekliyoruz. Şu an durum bu şekilde. Evet başarılar diliyoruz çok ve baktığımızda mi? her kepçe, her aparat, her ataçman farklı marka traktörler üzerinde. Yani sizin yaptığınız bu ataçmanlar ve Beko kazıcılar olsun her traktöre uyumlu mu efendim? Şimdi traktör ön yükleyicide zaten bizim yaptığımız ters yükleyiciler şu an Türkiye'de en çok tercih edilen ters yükleyiciler ve herkes e, bu bizim tasarımımız üzerinden bazı şeyleri e, kopyalama yoluna gidiyor ama biz şimdi yaptığımız ürünlerde hep iş makinası malzemesi kullandığımız için bizim kalitemizi ya bizim varlığımızı bilen kişiler bizi tercih ediyor. Ön yükleyici de böyle bir şeyi yapma yoluna gidemiyor herkes. Çünkü traktörlerin hepsinin şase gövdeleri farklı olduğu için hepsi ayrı tasarım gerektiriyor. E, hepsine ayrı ölçü almak ve ona göre kepçe yapılması gerekiyor. Biz ön yükleyicilerde üç tip kol yapmıyoruz. Mesela terzi üzerinize nasıl kıyafet dikiyorsa biz ön yükleyicide de traktöre göre ön yükleyici yapıyoruz. Çünkü traktörün en arkası ve en önü arasındaki ağırlık merkezi ve bunun taşıyacağı yük kapasitesinin hesaplanması gibi bir durum söz konusu. Bunlarda da herkes yeltenemiyor yani. Bu tasarımı, bu özelliği ergonomiyi göremiyor. Biz bazı mühendislik hesaplarıyla bunları irdeleyebiliyoruz. Ee, ön yükleyicilerde bizim tam şaseli yani arka diferansiyelden arka lastikleri sökerek yaptığımız ön yükleyiciler şu anda e, piyasada kullanılan ön yükleyiciler yarım şase olanlar civata kestirip döküm gövdeyi kırdıran traktörde tahribata sebep olan e, durumlar söz konusu. Bunun harici olarak traktörün kendi pompasını kullanıyorlar. Biz traktörün kuyruk milinden harici olarak traktörün kendi hidrolini kullanmadan ön yükleyici yapıyoruz. Bizim piyasadakilerden farkımız tonaj olarak diğerlerinin iki misline yakın şekilde güçlü ön yükleyicilerle piyasada e, var oluyoruz. Bunun yanı sıra ön yükleyicilerde kullandığımız Tüm malzemeler çelik alaşımlı malzemeler ve perno mesnet bağlantılarında da iş makinesi malzemesi üzerlerini semantasyonla, indüksiyonla kaplama işlemi yaptırıyoruz. Yani bizi tercih eden müşterilerin kalite ve e, güvenilirlik, sağlamlık özelliğini göz önünde bulunduracak kişiler bizimle zaten muhatap oluyorlar. E, fuar ve ee, bu tarz e, pazarlamaya yönelik çalışmalarda da özellikle irdelemeye çalıştığımız konu, konu şu. Yapan var, her işi yapan var ama bir işi düzgün yapmak ve düzgün malı tavsiye etmek, tercih etmek isteyen insanları kapımız her zaman açıktır deyip biz burada nasibimizi beklediğimizi dile getiriyoruz. Yiğit Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir makine mühendisi olarak aslında daha çok konuşulacak şey var ama. E, fuar ortamındayız. Bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederiz Adil Bey. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Yiğit Ünal e, bir makine mühendisi olduğu için e, işin detayını, teknik konularına çok e, hakim bir arkadaşımız, genç bir girişimcimiz. Ünallar Hidrolik olarak onlara başarılarının devamını diliyoruz ve canlı yayınımız Aydın Tarım Fuarı'nda Tuğra Tarım sponsorluğunda devam ediyor efendim.